Bence uygun. Gayet adil gözüküyor Rıfat Bey. Agah Bey'e ne zaman iletmemi istersiniz? Hangi otelde kaldığını bilmiyorum ama birazdan şirkete geçer. Şirkette iletirsiniz. Tamam. Nurten! Nurten! Rıfat Bey'i getirebilir misin? Hoşçakalın. Siz de. Anne, Tamba. Merhabalar. Tamla nereye gitti biliyor musun? Ne bu panik? Sen ne yapacaksın Damla'yı sabah sabah? Bu avukat ne alaka ya? Sen babanın bavullarını boş boşuna mı kapının önüne koydum sanıyorsun? Annen ne yapıyorsun sen? En iyi yaptığım şeyi yapıyorum. Risk alıyorum. Büyük oynuyorum. Ya boşanmaktan bahsediyorsun. Bak şakası yok bu işin ha. Evet, sizden önce boşanırız belki ha. Merak etme, baban o protokolü imzalamayacak. Protokolü yırtıp atacak ve buraya geri gelecek. Blöf yani, öyle mi? Mecbur kaldığımız bir blöf. Babam burnunu sürtmeli, öyle bir sürtmeli ki bir daha bana güvenmemeyi aklından bile geçirmemeli. Ben gücümü geri istiyorum. Ve bunu da silahımı çıkarmadan yapamam. Savaşa mı gidiyor? Koca mı boşuyor? Ay! Seher ne yapıyorsun sen? Allah aşkına ödümü kopardın ya. Ne yapayım Nurten abla? Baktım buzdolabı tıklım tıklım dolmuş yine. Bir derleyip toparlayayım dedim. Sen hayırdır? Ne gebeliyordun ağzında öyle? Bir şeyler söyleniyordun sen. Boşanma şeyi falan. Bir şey mi duydun? Yok. Yok daha neler Seher. Ben kapımı dinliyorum ki bir şey duyacağım. Yok dinlemiyorsun. Tabii. Ne bileyim. Geçenlerde senin kızın yatağını ayırmış falan deyince hani dedim belki. Sen benim ağzımı mı aramaya çalışıyorsun? Ne yapayım Nurten abla? Bu evde ağız aranmadan bir şey öğreniliyor mu? Bak dün halimizi gördün. Şu kızların derdinden benim ne çektiğimi bir Allah biliyor bir ben. Şimdi dedim yani. Yeni bir sürpriz geliyorsa. Yok, senin kız değil, korkma. Agah beyler. Şeniz Hanım Agah Bey'i boşuyor. Gel. İmza mı kızım? Ben imza istemiyorum Agah Bey. Bunu Şeniz Hanım'ın avukatı bıraktı. Teslim ettim Şeniz Hanım. Agah Bey'in yüzü öyle tuhaf oldu ki. Ah canım. Sen bir de benim yüzümü görsen. Sağ ol. Allah düşmanımı bile Şeniz Hanım'ın eline düşürmez. Amin. Aman neyse. Sonuçta iki çocukları var. Bizim yıldızımız hiç barışmasa da... Allah içimi biliyor. Ben kimsenin yuvası yıkılsın istemem. O kadın da istemiyordur. Aa, sen onun evvelini bilmezsin. Ne anasının gözüdür o. Aman tamam Nurten abla tamam. Şimdi oturup kadının dedikodusunu yapmayayım seninle. Benim derdim zaten başımdan aşkın. Ben iki kızın arasında serseme dönmüşüm. Şimdi bir Şeniz Hanım'ın derdi eksikti yani üstümde. Sen de haklısın vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Şu eve geldiğiniz ilk gün dedim ki bu kadın çekerse bu oğlandan çeker. Ama hay maşallah kızlar oğlandan bin beter çıktı. Hayda. Ya sen şimdi övdün mü sövdün mü? Yok. Yok canım. Bayağı toparladı senin oğlan. Ama maşallah de Nurten abla.
Maşallah. Maşallah. Demek Agah sizi hala aramadı. Protokolü okudu. Ama hala tık yok. Belki de işin ciddiyetinin farkında değildir. Yani belki de maddeler ona biraz yumuşak gelmiştir. Maddeleri daha mı ağır koymalıydık? Neyse ben sizi sonra ararım. Zaten bugün yarın ya size ya bana haber gelir. Hoşçakalın. Demek babam hala elinde yırtık protokolle koşa koşa gelmedi ha anne? Eli kulağındadır. Bekliyorum. Ya bu sefer baltayı taşa vurduysa? Hiç korkmuyor musun? Ya blöfün ters teperse? Babam restini görürse? Hı? Agah Karaçay'ın eski karısı olmaktan hiç korkmuyor musun? Ah benim hem annesini hem babasını ayrı ayrı düşünen aileci oğlum. Herkes kendi evliliğine baksın. Hı? Gel. Şeniz Hanım, ben şey diyecektim. Agah, nerede Nurten? Çalışma odasında efendim. Beni de şeye gönderiyor da... Git. Nurten nereye gönderiyorsa git. Hoş geldin. Agah. Hoş bulduk Şeniz. Neredeyse 10 gün sonra ilk kez evine geldim. Bilmem ki. Evimde miyim? İnsan eşyalarını kapının önünde bulduğu yere evim diyemiyor da. Sen pek konuşma niyetinde değilsin. Farkındayım ama şu... Müthiş fikrin olan düğün yemeğinden önce konuşmamız gerekiyor bence. Çünkü benim parmağım boş. Ve bu küçük detay misafirlerin gözünden kaçmayabilir. Yani parmağımda yüzük yokken mutluluk pozları vermemiz ne kadar inandırıcı olabilir ki? Poz vermene gerek yok Şeniz. Poz vermeme gerek yok. Peki. Sana gönderdiğim boşanma protokolü ile ilgili konuşmamıza gerek var ama. Değil mi? Yok. İmzaladım.